Merhaba Teknotay izleyicileri. Ben test editörünüz Yusuf Tansu Büyüktalaş. Yanımda Hasan Uğurlar var. Test merkezimize Merhabalar. merhabalar. Test merkezimize Nexus 4 konuk oldu. Kendisi uzunca bir süredir ürünü inceliyor ve kullanıyor. Şimdi onun nacizane deneyimlerini alacağız Nexus 4 ile ilgili. Ya şöyle en başta başlayayım. Nexus 4 daha evvelden çok spekülasyonlara sebep olan bir telefon oldu. Hatta internette sızıntılar falan gerçekleşti. Çok hakkında konuşuldu. En sonunda çıktı. Telefondan bahsedecek olursak yani şöyle anlatayım. 4 çekirdekli Qualcomm'un 4 çekirdekli işlemcisi var. 2 GB RAM. Adreno 320 grafik yongası yani GPU. 8 ve 16 GB da dahili depolama alanı sunuyor bu telefon. Ayrıca pili bütünleşik ve hafızası da arttırılmıyor. Evet, bataryası Bataryası değiştirilmiyor. Bundan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. Telefonu gerçekten birkaç gündür kullandım. Gayet güzel bir telefon. İlk olarak ekranından bahsedeyim. Ekranı 4.7 inçlik IPS ekran. Bu IPS ekran gerçekten de canlı renkler sunuyor. Misal aydınlatmayı açtım. Hatta biraz kararttım. Bazı renklerde hani biraz solukluk oldu ama bunlar çok göze batan durumlar değil. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Tabii ekranın canlı veya parlaklığı dışında artı olarak en önemli kısmı ise dokunmatik hissiyatıdır. Yani dokunmatik ekranın verdiği tepkiler gerçekten önemlidir ki bunun için şahsen ben multitouch testi yaptım. Ayrıca farklı oyunlar oynadım. Misal Blood and Glory'yi oynadım. Orada mesela dövüşlerde çok hızlı hareketlerle işte karakteriniz kılıcı sallıyor veya kalkanı falan kullanıyorsunuz. Gayet ben başarılı buldum dokunmatik hissiyatını. Yani hızlı hareketlerde dahi ekran gerçekten sorun çıkartmadı. Bunu belirteyim. Ben bu açıdan gerçekten Nexus 4'ü beğendim. Peki batarya ömründen biraz bahseder misin? Doğruyu söylemek gerekirse batarya ömrü konusunda yine memnun kaldığım kısımlardan biri oldu. Şöyle ki yani ben yine kendi tecrübemden aslında örnek vereyim bunu. Ben şahsen hem mobil bağlantıyı açıyorum. Mesela bir yerden bir yere giderken internete bakıyorum. Bazı zamanlar işte dizi izliyorum, film izliyorum, müzik dinliyorum. Bunun haricinde oyunlar da oynuyorum. Sürekli aktif Hani olarak hem evet kullanıyorsun sürekli yani. olarak hep telefonla haşır neşirim. Akşam şarjı bırakıyorum. Sabah işe gelirken işte şarjdan alıyorum. Bana ortalama olarak bir 12 saat, 13 saat bu civarlarda bir pil yani bir kullanım süresi sundu ki bence bu gayet güzel bir kullanım Akıllı telefon süresi. Akıllı klasmanında yeni telefon. nesillerde iyi bir Aynen süre yani diyorsun. bir günü gayet bu şekilde rahatça çıkartabiliyor. Ve sürekli aktif olarak kullanmana rağmen Yani 12 ben saat kadar aktif sürüyor. olarak kullandım yani. Sonuç olarak dediğim gibi hani dizi izledim, müzik dinledim, internete girdim, Oyun işte oynadın oyunla vesaire. oynadım. Hani herhangi bu konuda bir sorun çıkartmadı. Ama şöyle bir şey de var. Tabii ki bu normal kullanım olarak ben bunları aslında bahsediyorum. Eğer bu normal kullanım yani çok daha yoğun bir şekilde tabii alırsanız tabii ki bu kullanım süresi de buna bağlı olarak Her akıllı aşağıya düşüyor. telefonda olduğu Tabii gibi ki. bunun da batarya süresi düşüyor Tabii ki. yani. Telefonun ben bu arada ses performansından bahsetmek istiyorum. Çünkü çok farklı türlerde müzikler dinledim. Yani gerçekten bu teknodan tut rock müziğe kadar veya pop şarkılarına kadar Popüler dubstep dinledin mi peki? dinledim tabii ki. Kaçar mı? Bunları yaptım. Bunun dışında tabii izlediğim dizi ve filmlerin veya videoların da ses deneyimleri de var tabii ortada. Şahsen ben açıkçası Nexus 4'ün ses kalitesini gayet yeterli buldum. Yani gerektiği kadar telefon işini yapıyor. Telefon tabii ki Nexus bir telefon olduğu için güncellemeleri yani Google'ın Android güncellemelerini ilk alan İlk alan sistemler. cihazlardan bir tanesi. Ve bu yüzden de içeriğinde 4.2 var ve bu gayet de farklı özellikler sunuyor. Mesela kilit ekranına artık widget ekleyebiliyorsun. 4.2'nin özelliğinden dolayı. Artı bununla beraber gene kilit ekranından direkt kameraya Geçiş geçiş yapabiliyorsun. yapabiliyorsun. Mesela Daydream ekran koruyucusu özelliği var. Herhangi bir dock istasyonuna koyduğun zaman telefonu bu Daydream aktif oluyor. Bir de Photosphere diye yeni bir özellik var. Photosphere biliyorsun normalde panorama sağdan sola doğru belirli bir sınırla sana fotoğraf çekme imkanı sunar. Fakat Photosphere 360 derece yani tamamen sağ sol yukarı aşağı çaprazlar Her yani türlü. tüm yönlere doğru fotoğraf çekebiliyorsun ve böylece
ortaya daha fazla derinliği olan daha güzel fotoğraflar çıkartabiliyorsun. E tabi 8 megapiksel kamerası olan bu telefonu da tabii ki PhotoSphere'la denedim. Ayrıntı olarak gece ve gündüz de çekimler yaptım. Video çekimi de yaptım. Evet, gece çekiminden birazcık söz edelim. Gece çekiminde yani gayet başarılı. Ben şahsen çok beğendim yani. 8 megapiksel kamera işini gayet iyi bir şekilde yapabiliyor. Ön kamerası da var. Ön kamerası da gayet yeterli derecede yani. 8'i 16 GB'lık biliyorsun daha biraz önce de zaten bahsetmiştik. Depolama seçenekleri var. Ve bu İki versiyonlu geldi evet, yani. Arttırılamıyor ne yazık ki. Bu belli aslında 8'i 16 GB'a bakarsak hani normal kullanım için işte normal kullanım dediğim nasıldır? Hani telefon açmak için, internete girmek, sosyal ağlara girmek. Bu da gayet arada yeterli. Biraz bir işte müzik arşivinden az biraz bir parçalar atmak, işte bazı uygulamaları koymak falan hani yeterli. Fakat doğruyu söylemek gerekirse mesela benim müzik arşivim gayet geniş. Ve bana 8 GB misal doğruyu söylemek gerekirse yetmiyor. Yani benim gibi olan başka kullanıcılar da var. 16 GB bu yüzden biraz daha ideal. Ama şahsen ben yine 16 yerine yani en düşüğün aslında 16 olmasını ve 32 GB'lık başka bir versiyon olmasını şahsen isterdim. Veya hiç değilse bir SD kart desteğinin yani micro SD kart desteğinin olmasını isterdim. Ama gene de dediğim gibi normal kullanım için gayet yerinde yeterli. Aynen yerinde başarılı olarak buluyorum. Telefonum bu arada ben tasarımını da çok beğendim. Mesela fotoğraflarda ekranın alt üst tarafındaki boşlukların çok böyle fazla olduğu mesela söyleniyordu. İnternetteki bazı kullanıcı yorumlarında da böyleydi. Yani telefon çıkmadan önce sızıntı olan veya işte telefon bazı basın görsellerinde. Fakat telefon elime geçtiğinde hakikaten baktım ve bu boşluklar öyle göze batan cinsten geniş değil. Geniş bir ekranı var aktif olarak geniş bir ekran aynen sorunu teşkil etmiyor. Telefonun özellikle arka kısmını ben çok beğendim. Çok sade ve güzel bir tasarım yapmışlar arka tarafına. Nexus logosu ve gene LG'nin bir logosu var. Bu arada belirteyim elden kaymıyor. Telefon görüşmelerinde yaptım yani herhangi bir sorun teşkil etmedi. Hani elimde böyle kayma veya düşme durumu yaratmadı. Diğer taraftan şunu da belirteyim. Telefon görüşmesi demişken sesin gidip gelme problemi falan da yok. Evet. Misal bazı zamanlar bazı telefonlarda böyle hatalar olabiliyor. Yani ses kesiliyor veya işte karşı taraf duymayabiliyor. Bu problemlerini de yaşamadım. Çünkü bayağı telefon görüşmesi yaptım. Bunun haricinde bir de cebimde de taşıdım. Yani hani cebime koydum telefonu gayet. Rahat bir şekilde yürüdüm. Yani kot pantolon gayet bir şekilde yani. Hani giriyor. Ağırlık falan da yapmıyor. Hani bunu da söyleyebilirim. Genel olarak dediğim gibi güzel bir telefon. Android 4.2'nin de aynen özelliklerini içeriğinde barındırıyor ve bunları da güzel performansla sunuyor. Bu arada performans demişken birkaç tane oyun da denedim. Yani bunları hiç denemedim diyemem de yani. Zaten en başında da belirtmiştim. Farklı oyunlar oynadım. Nasıl olacak, nasıl bir tepki verecek, nasıl performans gösterecek diye. Hani genel olarak 2 GB RAM olması çünkü Android RAM'den hani yiyor, biraz evet. Yiyen bir işletim sistemi. 2 GB RAM olması telefonu rahat ediyor. Tabii ki 4 çekirdekli işlemci de gayet iyi. Adreno 320 grafik yongası yani GPU da gayet iyi bir performans yani sergiledi şahsen oyunlara hani baktığımızda. Fakat nedense bir iki oyunda bana az biraz bir FPS düşüşü geldi. Yani çok ufaktan da olsa biraz bir düşüşler vardı. Bilmiyorum bu bana mı böyle geldi veya belki de o sırada oyundan dolayı herhangi bir şey oldu ama hani ben buna denk geldim. Hani belirtmeden geçmeyeyim dedim. Ya sonuca bağlarsak ben Nexus 4'ü gerçekten beğendim. Hafızası arttırılsa dediğim gibi pil değiştirilebilirse daha iyi olabilirmiş. Ama gene de o haliyle de ben şahsen şu anda piyasada alınabilecek en iyi Android telefonlardan biri olarak görüyorum. Özellikle güncellemelere ilk olarak isteyen kullanıcıları için gerçekten en iyi seçenek şu anda. Evet. Nexus 4'ü Hasan Uğur Nayır'dan dinledik. Bir dahaki Tekno Today ürün incelememizde görüşmek üzere. Esen kalın. İyi günler.